dönmek bence çok büyük bir başarı. Yani Galatasaray yoluna e, emin adımlarla devam ediyor. O beklediğimiz baskıyı çok yapamadı. Alıştığımız baskıyı özellikle maçın ilk 45 dakikası yapamadı. Çünkü Bursa aynı şekilde cevap verdi. Yani önde baskı yaptı. Galatasaraylı oyunculara yakın oynadı ve bir türlü Galatasaray o alıştığımız oyununda sanki sahaya yansıtamadı gibi. Ama pozisyon anlamında bakıyorsun ilk devre Harun'un çıkarttığı inanılmaz toplar var. İkinci yarıda da çıkarttı girdiği var. İkinci yarı şunu belli etti ama yani maçta maçı izlerken de konuştuk. Bu tempoda Bursa Spor'un devam edip edemeyeceği belirleyici olacaktır diye edemedi. Yani Bursaspor ikinci devre başladıktan sonra uzun bir süre Galatasaray Kalesi'nde tehlike yaratamadı. Galatasaray'da oyunu yırdı. Hocanın değişiklikleri sonucu aldığına göre haklı diyeceğiz. Bir şey diyemeyiz. Yani biliyorsun futbolda sonucu alıyorsan haklısındır. Hoca e, enteresan değişiklikleriyle geceye damgasını vurdu ve Galatasaray çok çok önemli bir 3 puan alıp yoluna emin adımlarla devam ediyor. Evet. Evet hocam goller çok güzeldi. Eee devre arasında Hatırlarsanız konuşmuştuk yani nasıl değişiklikler olur derken hani Fegüli'nin gireceğini kesin gözüyle bakıyorduk. Tabi değişiklikler aynı zamanda bir sistem değişikliği de oldu. Ee, nasıl bir Galatasaray vardı ilk yarı, ikinci yarı? Şimdi bütün Galatasaraylı yazarlar, bu Tudor'un teknik direktörlüğünü beğenmiyorlardı, bilmediğini söylüyorlardı. Evet. Çok amatör diyorlardı. Daha yeni diyorlardı. Diyorlardı, diyorlardı Galatasaray. Ta takip edenler diyordu. Biz çok fazla takip etmediğimiz için. Hani biz şey diyorduk ya çok hevesli, hırslı bir adam ama yani ne olacağı belli değil. Görelim diyorduk ama Galatasaray yazarların hepsi ya Tudor gitsin, bir kısmı Fatih Terim gelsin, bir kısmı başka birisi gelsin. Fikrindeydiler. Bu akşam ne yapacaklar merak ediyorum. <laughs> Hocam anladığım kadarıyla Tudor'a veriyorsun e, Şimdi, aslan payını. Hocam ters kepçe yaptı herkes. <laughs> ya, Tudor, yalnız, herkesi. Tudor herkes aldı. Sen de terse... şaşırmadın mı? Biz, ben Tudor şaşırdım. herkesi terse yatırdı hocam. Bu taraftan bir, malı götürdü. <laughs> bir çalım attı. Bütün bir şey. Herkes karşısındakiler terse düştü ama Tudor enteresan değişiklikler akşam... yaptı. He? Enteresan değişiklikler yaptı. Yani iki beki çıkartıp iki hücumcu koydu. Oyun içinde bir takım değişiklikler yaptı. Gerçekten aslında altına... büyük risk. Risk aldı. Yani şimdi şu var. Yani karşı takım biraz fazla ama şimdi iki oyuncu alıyorsun. Kaç oyuncunu yerleştiriyorsun filan risk aslında. Ama Bursa ilk yarı bir 20-25 dakika hakikaten iyi oynadı. Of ama gittikçe düştüler. Aynen. Ama hayal, bayağı iyi oynadılar. Galatasaray'da ilk 20 dakikada yok evet. piyasada. Ama Galatasaray ikinci yarıda, ilk yarıda ve ikinci yarıda sezona başladığı şekilde oynamıyor. Aynı Öyle. Tam yakaladığı yerde prens yapı 1-2-3 arkadaki 5. adam 4. adam hani dedik ya intihar komandosu gibi evet. gitmiyorlar. Onlar da kontrol oynamaya başladılar. Galatasaray takımında bugün dikkat ettim. Bursa takımında şimdi göreceğiz. Ben iki takımı da görüyordum. Şeyde kamerada. Galatasaray'ı 3 maç göremedim. O zaman 4 doğru. maç göremedim. Doğruyu buluyorlar. Evet. Galatasaray'ı bugün buluyorlar. şimdi göreceğiz. Şeyde özette Galatasaray'ı hep kamerada gördüm. Hikaye. En iyi, En önüyle en arkası. En arkayı hep gördüm bak. E, e, gö bugün boyuk şey. sayydı evet. bu sefer. Bak o, çok önemli. Üzerine ha bu. koymuş e, bir Galatasaray vardı bugün. O anlamda ama. Evet evet. Bunun dışında mesela ilk yarıdaki paslaşmalar falan çok acemiceydi. Çok kötüydü. Serkan Bursa hakikaten izin vermedi. Bursa Spor evet, çok evet, spor oynadı. Yani iyi ilk, başladı. Bir de her kazandığı topla yüzde gitti. Yani o kadar efor sarf ettiler ki ben kendi adıma zaten çıkaramazlar dedim. Yani o kadar 80 metre, 70 metre yüzde yüz deparlarla gidince ikinci yarı kalmadı hocam. Var İker. Galatasaray takımında kim kime top atarsa top adamın ayağına yapışıyor. Türkiye Ligi'nde bu tarz bir takım yok. En yapışmayan adam Tolga Ciğerci o da iki maçtır ayak içiyle neler koyuyor abi kaleye böyle kenara kenara. O inanılır gibi değil. Hocam Galatasaray takımında. Galatasaray takımında kim kime top atarsa top gelen adam topu ayağını yapıştırıyor. Tabii Hocam çok, çok açık söyleyeyim. Onu birden topu ayağını yapıştırıyor. Yani top tekniği hakikaten çok iyi bir takım. Sadece güzel değil. de goller. olurlarsa, Doğru. biraz organize olurlarsa çok daha değişik böyle göze hoş işler yapacaklar. O gözüküyor. Yani böyle indirmeleri bindirmeleri filan çok enteresan bir takım olabilir ha. Doğru. Değişik bir dokunuşla. Yani Galatasaray'da arada. Ama iyi olmaya çok müsait. Aynı fikirdeyiz. Keyif de... vermeye çok müsait. Şuna var yani sezon başındaki Eyvallah. oyun Serkan zaten çok devam edecek bir oyun değil. Yani o oyunu Sezonun genelinde bütün maçlarda oynayamazsın. Özellikle bu tarz maçları kazanmak için oynayacaksın, biraz daha sakin oynayacaksın. Deplasmanlarda da her zaman o baskıyı yapamazsın. Zaten bunları şeyde yapıyorlar, Türk Telekom Arena'da yapıyorlar. Orası farklı oynadıkları bir kul var. ama deplasmanlarda bu oyun doğru oyun. Her rakipte ben sana söyleyeyim, Bursaspor kadar organize ve iyi gelemez Galatasaray'ın üstüne. Ben Bursa da beğendim bugün. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Legoya'nın eli değmiş. İlk 45 dakika çok zorladılar. Evet. İlk 45 i̇lk, dakika için katılıyorum ama ikinci 45 dakika i̇kinci, çok kötüydüler ikinci, bence. Kötü değil. Galatasaray iyiydi. Hapsetti Galatasaray onları. Çıkamadılar bu sefer. Hocam Galatasaray'a top oynamak zor. Çünkü bak en büyük özelliği Galatasaray'ın topu çok iyi tutar adamlar var. Yani i̇sterse sana top vermez 3 dakika. Evet. Boşa çıksınlar ama. Yani biraz desinler ki biz bugün... Biraz boşa çıkarak oynayalım. Bir beş dakika falan maymun yaparlar adamı. Aynen. Yani dikine değil de biraz enine oynamayı tercih ettikleri Hadi hocanın dediği doğru. Şimdi kolay top kaybı yapmıyor dedi ya hoca. Orada bir iki tane topu kaybetsen atak yaparken çünkü ciddi şekilde yükleniyorsun. E, arka tarafın boş. Galatasaray buna imkan vermedi. Ya yani kolay top kaybı yapmadı. İkinci yarıdan bahsediyorum. Hani çıkamadılar ve kötü oynadılar diyorsun ya sebeplerinden bir tanesi bu. Abi, bu seyredeceğiz özet gelsin çok pozisyon var ya Serkan. hakikaten çok pozisyon var Güzel. Harun olmasaydı maç çok daha erken iki, iki, takımda, pozisyonlar var. iki takımda iyi futbol oynamaya çalıştılar ben beğendim maçı yani şimdi bu maçı seyreden bir adam ulan iyi ki bu maçı seyrettim diyecek Aynen. Aynen. o çok önemli ya. Evet. ya ben bu maçı iyi ki seyrettim diyecek arkadaşlar bu tip maçları özledik ya seyirciden bir şey gelmedi biraz şeye tepki gösterdiler eski futbolcularına o, o da para kazandırıyor filan ben buna da inanmıyorum Zemin güzel, seyirci full. Ya özlemişiz şunları ya. Değil Vallahi mi? diyorum ya. Yani şimdi Fener Seyir'si de bundan sonra full olacak belli. E Beşiktaş zaten dolu oynuyor. Dolu e Galatasaray da öyle. Galatasaray öyle oynuyor. Evet. E şimdi şu Trabzon'da biraz kımıldasa da hani biraz şöyle zevkli maçlar şey, abi her mi? maç alacaksın diye gerilim gerilim bak. Dün akşamki gerilime bak. Bugünkü gerilimsizliğe bak. Ama futbol gerilimi vardı burada. Ne kadar güzel ya. Millet top oynadı. Bursa oynadı. Galatasaray oynadı. Pozisyonlar iyiydi. Yok, çok Şimdi futboldan bahsedeceğiz bak. Gerilimden bahsetmeyeceğiz. Ben bir sarı kart gördüm bir ara içeri girdim. İşte o Serdar gördüğü bir Serdariziz. tane, bir gördüğü. tane, bir tane gördüğü. şey var. Sarı kart var. Yani Başka sarı kart yok. yok. Tek sarı Yarabu kart var. Olsun. Yani keyifli bir maç abi ya. Özlemişiz şunları ya. Bak. Ne güzel ya. Güzel maçtı diyorsunuz. İzleyenler güzel ya. i̇ki yani tarafta oynadı. İki Ekran başından ya da stat'tan diyorsunuz ama tabii Bursa Sporlar üzgündür tabii yenilmek. E, kötüdür ama hani, yani izleyen futbol sever taraf tutmayan ya da e, sadece hani abi maç rastladın izledim bir dünyadaki Ben keyif aldım ya. Ben de, ben de aldım. Goller çok güzeldi. Hakikaten hangisi daha güzeldi diye hocam, oylama biz, yapılır. Hocam sol ayakla atılan gol var ya hocam ki. o kolay bir vuruş değil. Driplik vuruş yaptı. Driplik deriz biz ona böyle. Top inerken döndü ve sol ayağının bu sol ayağının içinin Hepsi değdi topa böyle. Topa böyle değdi abicim. Şöyle değdi top. Yani buradan böyle geçti. Üste koydu. Yani el lastan atamazsın. Oraya attı çünkü. Topu oraya attı. Yani uzattı. Ayağını oraya uzattı. Ayağını topla beraber 90'a uzattı. Tabir. Şimdi göreceksiniz golü. Hakikaten müthiş bir Ve driplik şey. top. Yani şey top, hareketli top. Yerdeki, Duran yerdeki top, top farklı. Ben şu anda O çok daha zordur. Biraz da zor özet gelince de göstereceğiz. Stop etti, vuruş Sen yaptı. Bakın. Ama hocam kaleci bakın kaleci şu anda de bakın. Defans oyunu. Aa, de zaten zaten gole bakabilirsiniz. Aa, ben, ben, gördüm, uzak abi, uzak ben. Uzak ben gol olmadan ha. gol dedim. Arkadaşlar şahit. Burada. Gol olmadan gördüm. Evet yani. Ego'yu çünkü böyle bir adam. Evet hep böyle bir adam. Böyle oynadığı zaman bu golü göreceksin yani. Peki şöyle mi? Şöyle bir bakalım. Evet. Oyuncu değişiklikleri tahmin ediyorum sadece İlker Yağcıoğlu ile bize değil sizi de e, Vallahi benim benim başlığım yarın ben şey söyledim sihirbaz Tudor diye. Bugün bir soru soracağım size samimiyetimle konuşuyorum yani Arın abi hep top oynadılar. Delikanlı gibi konuşacaksınız burada hiç eyyam yapmadan. Yüzde yüz eyyam yapmadan, eyyam yapmadan, yanıt konuşacaksınız size soracağım bu soruyu. Evet. Kimi değiştirirdiniz harbi söylüyorum sorun kimi değiştirirdin ilk önce Galatasaray'dan? Soruyorum sen. Ben sizi kadar ya, Teknik direktörü tanımıyorum. Siz biliyorsunuz abi. Yapma <laughs> hocam bu işi. Yapma. Siz, Beni siz taşa at direktörüm. Tudor'dan yapma. daha fazla teknikleri. Gel Türkiye'yi kullan. Tudor bu işi bilmiyordu. Ya. Öğrendi mi şimdi bir başta? Bir dakika. Bir dakika hocam. Bir şey söyleyeyim. Herkes, herkes böyle bir değişik Galatasaray'dan bekliyor mu? Geçen haftanın Hı, yıldızı oynuyor. Bana sonra ben söyleyeyim mi? Söyle. Ben NDI'yi de, değiştireyim. Başka? Tolga. Bravo. Ben Herke, ilk Tolga Ciğerci alırdım. Herkese, devrede herkese de Tolga de Ciğerci vardı değil evet. mi hocam? Ben zaten devrede söyledim. Erman hocam. Re, Ben şeyden, Rodriguez'den sol bek yaratacağını hiç kimse... Bak bir şey sana söylüyorum. Bu değişti yaptı. Kazanmasaydı bugün herkes bu yazıları bunun üzerine koydu. Deli sonra. mi diyecektik? Ha, şey <laughs> Şimdi ya dahi ya deli. bugün meslektaşları dahi, Tudor'un yanındaki meslektaşları, yorumcular, futboldan anlayanlar böyle bir değişikliğe akıl üretmemişlerdir. Hele hele bak şöyle söyleyebilirim. Burnunda maske var oynamıyor falan derim ama Mariano yani hayatta çıkarmam. İlk yarı Galatasaray'ın sağ taraftan gelişir bütün hücumlarda. Evet. Sen bir şey, Size yani. bir şey söyleyeyim mi? O da şaşırdı zaten. Sen bir şey söyleyeyim mi? Tudor'un yardımcıları kim? Ayhan Akman'la Akman bir, Akman. bir e, de kendi bir vatandaşı var evet. Karabük'ten gelen. Dikkat ediyor musunuz? Oturuyorlar kulübede. Bayağı konuşuyorlar ha. Dikkat ediyor musunuz? Tabii tabii. Ayağın sürekli bir şeyler söylüyor ayağın hocam. Sürüyorlar, konuşuyorlar. Evet. Tabii bunu niye söylüyorum? Biraz sonra konuşacağız da bazı şeyleri. Hocam şimdi. Cengiz Özyalçın canlı yayın...